Hocam cerrahsınız ve çok zorlu ameliyatlara girmişsiniz. Evet. Bize hatırladığınız böyle en zorlu ameliyat hangisi? Şimdi bizim Whipple ameliyatı yani pankreas damarlara çok yakın, çok tehlikeli bir yerde. En zor ameliyatımız odur. Bir yemek borusu ameliyatı zordur, bir de o zordur. Aa, Muhammed Ayar değil diye bir arkadaşım var, çok seviyorum. Beraber çocuklarımız, Salih ile onun çocuğu beraber eğitim gördü. Annesi 60 yaşında pankreas kanseri oldu. Aa. 1,5 santimli hiç de atlamamış. Atlamayınca şimdi ameliyat ettiğiniz zaman, bezeleri atlamadığınız zaman tedavi, hele o yaşlarda kanser tedavisi güzel oluyor. Ameliyatı aldık. Tabii zor bir ameliyat. Belli bir yerde de yapışık oluyor damara. Yani o damar orada kanısı ölüyor. Yani kanama olduğu zaman basit bir kanamada bile pankreas ameliyatını kanamayı durduramayabiliyorsun. Çünkü ana damarlara da çok yakın. Kanama çok büyük oluyor. Göremiyorsunuz bile kanamadığını. Çok riskli bir şey. Çok riskli bir şey. Tabii orada terliyorsunuz şimdi. Çıkarmasan kanser kalacak. Ameliyat yapamadık diyeceğiz. Kanasa ölse öldü diyeceğiz. Yani zor bir şey. Cerrahlık biraz zordur. Tabii öyle zamanlarda şimdi öğrendim ya, Allah'a yönelmek lazım. Çok zikretmek lazım. Allah'tan hidayet dilemek lazım. Yardım dilemek lazım. Şimdi hemşirem şaşırdı. Hocam dedi, sen neler diyorsun dedi. Dedim Allah'a zikrediyorum. Hastalığı veren Allah. Bizi buraya getiren Allah. İşi yaptıracak olan da Allah kolaylaştıracak. Ona yöneliyorum. Ha dedi. Dedim niye böyle şaşırdın? Biliyorum ya. Diğerleri ne yapıyor dedim. Yani böyle zikirler olmayan. Hocam küfrediyorlar ya dedi. Tabii. Tekme atıyorlar dedi. Birazdan ameliyat oldu. Teyze daha geçen sene vefat etti. Allah yani bir daha da o tekrarlamadı. Fakat hanımın ifadesi şu. Sevdiğimiz için o da hastaneye gelmiş. Teyze hali vakti yerinde bir insan ama hep evindeki vaktinin çoğunu Kur'an kursuna geçiriyor. Gidiyor evlatlarım bir çay pişireyim. Bir şey isteğiniz var mı, siz burada çalışın. Öyle bir insan. Kur'an kursu o odaya gelmiş. Nasıl? Kur'an kursu madem bizi seven teyze bugün ihtiyacı var. Biz Kur'an'ı orada okuyalım. Nasıl? Ya. Hanım bir bakmış tabloya, dedi ki sen o ameliyatı yapmadın dedi. Sana ameliyata Allah melekler yardım etti. Sen orada durdun dedi. Sen öyle hava atma dedi, durdun dedi.